Bye. Merhaba sevgili ve değerli kriminale ilgi duyan ailem. Kabus Fabrikası'na bugün de hoş geldiniz. Bugün de sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz her şeye rağmen iyi olmaya çalışıyorsunuzdur. Öncelikle üyelerimize teşekkür ederek yine başlamak istiyorum videomuza. İlk andan itibaren üye olan ve bu şekilde beni destekleyen ve yeni üyelerimiz sağ olun, var olun, hep benimle olun, iyi ki varsınız. Abone olan, yorum yapan, beğenilerini eksik etmeyen siz sevgili arkadaşlar, sizlere de çok çok teşekkür ederim. Instagram'daki arkadaşlar, sizlere de hassasiyetinizden dolayı çok teşekkür ederim, sağ olun. Burada da abone olmanızı beklerim. Ve Spotify'daki arkadaşlar, 40 binin üzerinde dinlenme gerçekleşmiş Spotify'da ve 600 takipçim olmuş orada da. Sağ olun, var olun, ama sadece 14 değerlendirme var. Bu konuda da bana destek verirseniz hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen totemimize geçiyorum. Diyorum ki lütfen 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 şu kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık tüm canlar için, ama özellikle ve öncelikle çaresiz haycanlar ve çocuklar için, çünkü onlar o kadar savunmasız ki ve bu kadar da zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Yeter ki insan denen varlık kendi nefsine sahip çıkabilsin ve iyiye yönlendirsin. Köy enstitüleri yeniden açılsın diyorum, yeniden hayata geçsin. Zaten o zaman her şey çok farklı olacak. Buna canı gönülden inanıyorum. Bugünkü olayımız, çok fazla kişi istedi, o yüzden isim veremiyorum. Hepinizin bildiği konu olduğuna eminim. Ben yine duymuştum ama bu kadar detayını bilmiyordum. Var olan cani çabuk yakalandığı için çok uzun bir konu değil ama mutlaka hatırlatılması gereken bir konu. Bu konuda size hak veriyorum. O halde bugünkü çok korkunç ve sarsıcı olayımıza geçiyorum arkadaşlar. 14 Ekim 2016'da Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlerinin önünde oynarken 3,5 yaşındaki Irmak aniden ortadan kaybolur. Irmak 44 yaşındaki Bilal ile 27 yaşındaki Suriye Kupal'ın kızıdır. Bir de ablası vardır Irmak'ın, Ayşe. Irmak'ın kaybolduğu mahalleye 2 ay önce taşınmıştır Kupal ailesi. Aile Irmak'ın kaybının 4. gününde seslerini daha fazla kişiye duyurabilmek için Müge Anlı'ya çıkar. Yaşadıkları o küçücük mahalleden Türkiye'nin duyacağı en büyük kötülüklerden birinin çıkacağını bilmeden. Polis köpeği 2 kez o mahallede yıllardır yaşayan herkesin tanıdığı Himmet'in evine girer. Bunun üzerine Himmet de programa katılır. Himmet önce akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eder. Oturduğu mahalle ise delice savunur Himmet'i. Özellikle Gülistan isimli bir komşusu çok emindir Himmet'in böyle bir şey yapmadığından. Yarın bugün bu çocuk bulunacak. Ondan sonra bu çocuk başka yerlerden çıkacak. Yahut da senin evin ahalisinden çıkacak. O zaman bu mahallenin yüzünü nasıl bakacaksın? Nasıl bu mahallede oturabileceksin? Ya bir kere de yani evde arasında hep dışarı mahalle. Bu çocuk ortaya çıktığında nasıl mahallenin yüzüne bakacaksınız diye acılı aileye seslenir. Çocuğun ailenin içinde kaybedildiğini iddia eder Gülistan. Acaba sonrasında Gülistan mahallenin yüzüne nasıl bakmıştır? Ablası da delice savunur Himmet'i. O güne kadar yaptıklarını bilmesine rağmen. 3,5 yaşındaki küçük bir kız kayıpken mahallelinin ve ablanın Irmak'ı en son gören kişiyi bu denli savunması akla çok farklı şeyler de getirir. Oysa ki o savundukları Himmet daha önce de 1,5 yaşındaki bebeğe, yeğenine cinsel istismarda bulunmuş, 4,5 yıllık ceza almış, 1,5 yıl cezaevinde yatıp çıkmıştır. Mahalleliye ve ablaya göre bunların hepsi kesinlikle iftiradır. Kendi kızını da 5 yaşından itibaren görmesi yasaklanmıştır Himmet'in. Tüm bunlara rağmen aile bile şüphelidir ama Himmet asla. Irmak'ın babasına büyük kızı bir gün Himmet'in kendilerine şeker verdiğini ve öptüğünü de anlatır. Baba bir daha asla ondan bir şey almamalarını tembihler kızlarına. Bir de küçük Irmak uzun süre kendi başına yürüyemediği için uzağa gitme ihtimali de yoktur. Çünkü küçük Irmak'ın vücudunda ve ayaklarının altında biraz fazla yürürse yaralar oluşuyordur.
Himmet çelişkili konuşmalarıyla arama çalışması yapılırken gerginliğiyle dikkat çeker. Ancak Müge Anlı ve uzmanlar kendisini sıkıştırdıkça o ağlamaklı halde ve sadece kendisine acıyarak birçok şey saçmalar. Reklam arasında eğer yanlışlıkla kötü bir şey yaptıysa hapishaneye girip girmeyeceğini sorar. Yapma, ne yaptım, yapmadıysam ceza yok bunun. Ben gayrı mı ceza? Hayır, hayır, yapmadıysan cezaevine girmezsin. Ama ceza başka bir kötü bir şey olsa bu yine mi aynı bu cezaevine girmeyeceğim? Nasıl yani? Benim işte kaza değil ya, bir başka bir şey oldu. Hemen de ekler. Babası onu küçükken dövermiş hep. Hep şiddet görmüş Himmet. O yüzden akli dengesi yerinde değilmiş. Normalde böyle iğrenç huyları yokmuş. Eşi kendisini fakirlikten dolayı terk etmiş. Başka bir şey yokmuş. Ve Himmet sonunda o korkunçluğu itiraf eder. Normalde 10 ile 18 yaş arasındaki çocuklara ilgi duyarmış Himmet. Ama 10 yıldır bastırdığı bu duygusunu küçük Irmak da bastıramamıştır. Irmak ilk deneyimiymiş Himmet'in. 1,5 yaşındaki yeğenini unutmuş Himmet. Unutur. Çünkü yargı kendisine gereken cezayı vermediğinden unutmasına destek olmuştur. Birlikte olmak için para verdiği kadınlar da hep dolandırmıştır Himmet'i ve o meşhur şeytan devreye girmiştir. İşte Himmet o şeytana uyduğundan dolayı minik Irmak'ı kaçırıp kendisine çok korkunç şekilde cinsel saldırıda bulunmuştur. İtirafın sonunda minik Irmak'ın bedeni bir üzüm bağında yerin 1,5 metre altından çıkarılır. Irmak'ın poşete konulan cansız bedeninden geriye pembe ayakkabısının teki kalır. Himmet Irmak'a cinsel saldırıda bulunduktan sonra küçük kızı boğmuş, çuvala saklamış, bir çöp konteynerinin içine bırakmıştır. Sonrasında bakkala gidip kendisine sucuk almış, pişirmiş ve hiçbir şey olmamış gibi yemiştir. Sonra geriye dönüp çuvalı oradan alıp 3 kilometre ötedeki üzüm bağına gömmüştür Himmet. Yani gayet aklı başında ve planlı bir şekilde. Programdan polisler kendisini götürürken Himmet beni hapishanede döverler diye ağlanır. 3,5 yaşındaki Irmak'a o acıları kendisi yaşatmamış gibi dövülmekten korkar şeref yoksunu Himmet. Programdan sonra acılı aileye bir hayırsever başka bir semtte oturmaları için güzel bir daire verir. Tüm aile psikolojik destek alır. Ama maalesef ki bu yeni başlangıçtan 4 ay sonra Irmak'ın babası 6 haftalık hamile olan 27 yaşındaki karısı Suriye'yi ve 10 yaşındaki büyük kızı Ayşe'yi kesici aleti defalarca sonrasında kendi yaşamına da son vermeye çalışır 44 yaşındaki Bilal Kupal ama kendisi kurtulur. Savunmasında eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını düşündüğü için böyle bir şey yaptığını söyler. Bilal Kupal 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılır. Dram içinde dram bir hikaye. İnsan neye üzüleceğini şaşırıyor. Umuyorum ki küçük Irmak annesi ve ablasına kavuşmuştur. Ve bu dünyadan canice koparılan anne ve iki kızı şu an huzur içindedirler. Himmet ise nefes almak için çırpınıyor ve umuyorum ki alamıyordur. Her günü böyle geçiyordur kabus içinde. Bilal Kupal ise cezasını çekmeye devam edecek. Evet sevgili arkadaşlar, bugün kısa bir video ile sizlerleydim. Çünkü Himmet çabuk itiraf etmişti yaptığı korkunçluğu. Darısı tüm diğer canilerin başına, umarım çok uzatmadan, bu işlerin cılkı çıkmadan hepsi böyle itiraf ederler. Keşke baştan hiç yapmasalar, o ayrı. Ama Irmak'ı tekrar hatırlamak ve sonrasında maalesef ki Suriye ve Ayşe'nin başına gelenleri de tekrar hatırlamak ve yeniden canileri lanetlemek. İşte bunun için bugün yine sizlerle buluştum. Beni bugün de dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın. Çevrenize iyi bakın, görün görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşça kalın.